Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere 3 Aralık Pazar günü, yani yarın öğretmen evinde gerçekleştireceğimiz 6. Olağan Merkezce Kongremizi vesile bilerek bugün siz değerli basın mensuplarımızla kahvaltılı programda bir araya geldik. Tabii her şey bir vesiledir. Uzun zamandır böyle sizlerle böyle bir ortamda bir araya gelememiştik. Bu vesileyle dedik ki şöyle sıcak, samimi bir ortamda sizlerle bir araya gelelim, sohbet edelim ve kongremizle alakalı bir takım bilgileri sizlere ulaştıralım dedik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Davetimize icabet gösterdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Tabii yarın itibariyle de inşallah saat 14'te öğretmen evi toplantı salonunda Genel İdare Kurulu üyemiz Mustafa Balta'nın katılımıyla birlikte 6. olan kongremizi icra edeceğiz. Ondan sonra yeni bir döneme tekrardan başlayacağız. Tabii bu kongremiz hem bizim açımızdan hem de ülkemiz açısından gerçekten önemli bir basamak teşkil ediyor. Çünkü hepimizin malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl yeni genel başkanımızla birlikte yeni bir döneme başlangıç yapmıştık. Yeni bir döneme start vermiştik. Tabii ilerleyen süreçte genel başkanımızın ortaya atmış olduğu söylemler de Türkiye siyasetine yön veren bir noktaya gelmiştik. Özellikle geçtiğimiz referandumda da sonucu ciddi anlamda etkileyen bir süreci başlatmıştık. Bundan sonraki süreçte inşallah bu dalga dalga büyüyerek devam edecek ki yarınki yapacağımız kongremizde buna basamak teşkil edecek bir program olacak inşallah. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yarınki yapacağımız kongremize sizin vesilenizle tüm halkımızı davet ediyorum. Ve özellikle sizleri de bekliyoruz oradan. İnşallah yarınki kongremizle birlikte yeni bir dönemin startını vereceğiz. Kongremizin başlama saati 14. Tek listeyle kongremizi icra edeceğiz. Bunun dışında sorularımız varsa onları da cevaplayalım arkadaşlar. Zaten onun için de ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Şubat'ın marka içerisinde. İnşallah takip eden süreçte inşallah genel başkanımızı Bartın'da hiç ağırlamadık. Genel başkanımızı burada ağırlamak istiyoruz. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Tek liste. Biz de devam edebiliriz. Sürpriz bir isim de olabilir. Onu yarın inşallah göreceğiz. Sonuç her ne olursa olsun biz inşallah bir milli görüşün bir neferi olarak aynı hızla, hatta hızlanarak koşmaya devam edeceğiz. Seçim startımızı vermiştik. Çalışmalarımız biraz daha hızlanarak devam ediyordu ki bu yapacağımız kongrede aslında bunun bir parçası. Bir seçim, bir listeyle inşallah seçime gideceğiz. Bu da şu demektir ki bir takip döneme Saadet Partisi'nin il teşkilatı yeni isimlerle, genç arkadaşlarla bu şekilde yetiştirmiş olacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Bu genç arkadaşlar 20 ile 30 yaşları arasındaki arkadaşlar. Saadet Partisi'ne niye gelsinler? Niye gelsinler? İşte niye gelsinler sözünün altını doldurmamız gerekiyor. Bunlarda bir dava aşkı var. Bir inanmışlık var. Ve Türkiye'nin geleceğinin yeniden imar edilmesi noktasında Saadet Partisi kadrolara ihtiyaç duyacaklarını bilinci içerisinde oldukları için bugün bu arkadaşlar Saadet Partisi'ndir. Ondan dolayı diyoruz ki biz bugün siyaset günlük politikalar üzerine değil, her daim ilelebet devam edecek doğrular üzerinde yapılmalıdır. İşte Saadet Partisi'nin çizmiş olduğu çizgi bu şekilde devam etmektedir. Niye bunu söylüyoruz? 69 yılından itibaren siyasi hayata başlayan Saadet Partisi'nin her alanda söylediklerinin bugün haklılığı bırakın kişiler tarafından, kitleler tarafından teyit ediliyor. Biz de diyoruz ki eğer bugün yeniden bizler
kendimizi yeni bir Türkiye'ye adapte edeceksek ondan dolayıdır ki 3 tane noktada kendimizi yenilememiz gerekiyor. Devlet yönetimi olarak yenilememiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi devlet paraya sahip olmalıdır. Bu çünkü çok önemlidir. Devlet paraya sahip olduğu zaman dışarı karşı ekonomik anlamda bir güçlülük formatıyla çıkar. İkinci olarak ise devlet orduya sahip olmalıdır. Bu da dışarı karşı stratejik bir gücümüzdür. Üçüncü olarak da devlet gıdaya sahip çıkmalıdır ki bu da bizim onursal gücümüzdür. Eğer bu üç noktada bugün bu ülke zafiyetler yaşıyorsa, çünkü neden? Bugün paranın sahibi değiliz, ordunun sahibi değiliz, gıdanın sahibi değiliz. Olmadığımızdan dolayıdır ki bugün gelinen noktada ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanmaktadır. Ondan dolayıdır ki işte Saadet Parti kadrolar, yarının kadroları işte bu hazırlığın içerisinde. Biz yarın iktidara geldiğimiz zaman inşallah paranın da, ordunun da aynı zamanda gıdanın da sahibi olacağız inşallah.